Değmez yani. Ferit sırt sırta mı izleyeyim? Ferit ne? Sırt sırta mı? What? Ah! Abi kulak sikildi yine. Aa, Ferit var lan harbiden. Nerede Ferit var lan? Sır sırtta da. Bir dakika. Nasıl? 13 dakika önce yayınlanmış. Oha harbiden mi? Aç da izledim abi yayından. Abi Ferit var. Yeni çıkmış chat. Just chatting'i alın be, hemen izleyin şunu. Bu ne amına koyayım? Kimi kişiler de artık buraya çıkıyor ha. Bu nedir abi? Ferit işi büyüttü abi. Enteresan. Ah, izliyorum. İyi biliyorum, bu aralar çok gündemde. Ben onu iyi oynarım mesela. Beraber oynayabiliriz bak. Ama gündemi takip etmiyor musun? Kitap okumuyor musun? Zaten film izlemiyor musun? Ya, gündemi takip ediyor, kitap okuyor, dizi izliyor. Konuşabileceğimiz bir şey. Ferit öyle bir makyaj yapmışlar ki Ferit olduğunu zar zor anlıyorum abi. Her yeri makyaj, öyle bir ışığın altına koymuşlar bir de. Olabileceğimi acayip sanmıyorum. Ferit ve Kevser, sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Merhaba. Merhaba Kevser. Merhaba Ferit. Heyecan var mı? Biraz, sende? Biraz var. Evet, ilk sorunuz geliyor. Rekabetçi ve hırslı insanları çekici bulur musun? Nesi çekici geliyor sana? Yani ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Ben rekabetçi ve hırslı biriyim. Ama ben bunun tabii dozunda rekabetçi ve hırslıyım. Karşımdakinin de öyle olması bana çekici gelir her zaman. Yani benimki birazcık fazla kıskançlığa doğru gidiyor. İkinci soruya geçiyorum. Şu ana kadar 50 TL kazandınız. Sorunuz geliyor. Sırf mutlu olsun diye sevgiline yalan söyler misin? Ferit hayır der galiba buna ya. Aa. Evet, güzel. aslında güzel ama bir anlamda kötü. Bunlar beyaz yalanlar ya. Olabilecek şeyler. Bunu söylenir ama daha sonrasında açıklarım yani. Ben de yaparım yani ilişkimden. Ben de fazlasıyla yapıyorum ve hani bana zarar vermeyecek bir şeyse dediğin gibi söylenmesini isterim mutsuz olmamdansa. Kendimizi avutuyoruz galiba bu şekilde. Evet. Evet, iyi anlaşıyorsunuz gibi. Evet. Evet. O zaman diğer soruya geçiyorum. Seni aldatan eski sevgilinden intikam almak ister misin? Abi Ferit evleniyor galiba. Bu ne amına koyayım? Her şeye aynı cevap veriyorlar. Artık değersiz bir insandır. Aldatmak bence bir ilişkide yapılabilecek en büyük ayıptır. Hem kendine hem karşındakine. O yüzden böyle bir şey yapmak istemem. Sence? Ben de vaktimi harcamak istemem açıkçası. Zaten barışma gibi ihtimalim kalmayacağı için. Peki sen hiçbirini aldattın mı? Hayır. Aldatmadım. Sen? Ben aldattım. Sen aldattın. Evet. Neden peki böyle bir şey yaptın? Kızgın olduğum için olabilir. Kızgın olduğun için. Peki bunu karşındaki neden söylemedin? Zaten çok kısa bir süre içerisinde kendisi öğrendi. Aldattığını mı, kızgın olduğunu mu? Yok, hayır, aldattığımı. Yani evet, ben de pişman oldum sonradan ama. Tabii her insanın hatası olabilir tabii. Evet. Kevser'den samimi bir itiraf geldi. Herkesle iyi anlaşan birinin kişiliğinden şüphelenir misin? Yani ben şüphelenirim Allah çünkü Allah. İkili oynuyordur bana. Her şeyi her biliyorlar abi, tutturuyorlar. Çok farklı. Yani herkesle iyi anlaşması garip, bu ikili oynadığını gösterir. Katılıyorum ama şöyle bir şey var. Bence bir insanın herkesle iyi anlaşması ikili oynadığını gösterebilir. Aynı zamanda belli çizgileri olmalı, belli sınırları olmalı bence. Her insana da iyi anlaşmak bence sıkıntılı bir durum o insan için. O yüzden ben de kendi yaşamımda her zaman bazı insanlara karşı mesafemi korurum. Yakınımda olan dostum, arkadaşım diyebileceğim çok kısıtlı insanlar.
insan vardır. Benim de aynı şekilde. Çevremde çok fazla insan vardır ama hani bu girdiğim ortamlardan kaynaklı. Ama yakın olduğum çok az insan vardır. İnsanın kaldıramayacağı şeyler olmalı ve herkes de iyi anlaşıyorsa demek her şeyi kaldırabiliyor demektir. Çok uzun süre yalnız kalsan, çok fazla seçici olmadan biriyle birlikte olur musun? Evet, diyecek. İlk yanlışımız. Ben yalnız kalmaktan çekinen bir insan değilim. Yalnızken de fazla eğlenebiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum. Bilmiyorum, bunun için hani hayatıma birini almam, sonuçta ona da bir umut veriyorsun. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani abi bu ama direkt cinsiyet farkı olmuş. Bu cinsiyet farkı olmuş abi. Aslında ben de çekinmeyen bir insanım ama bazen uzun yalnızlıklar duygusal bir boşluk doğuruyor. Yani anatomik olarak insan yapısına göre tık seçiciliği azaltıyor ve bir insana bir şans vermek veya o insanla bir şeyler yaşamak istiyor. Bu konuda bence daha az seçici olmayı tercih ederim öyle bir durumda. Ama sonuçta onu sevmiyor oluyorsun. Sadece bir şans vermek için o insana umut vermek sence mantıklı mı? Ama belli olmaz. Hayatındaki o insan illa dört dörtlük olmak zorunda değil. Belki de eksikliklerini beraber tamamlayacaksınız ve çok daha güzel bir ilişki olacak. Arayınca o insan bulunmuyor. Aynı şekilde düşünüyoruz. Arayınca bulunmuyor ama hiçbir şey hissetmediğim bir insana karşı. Hiçbir şey yaşarım diyor. Abi Ferit niye kasıyor bu kadar anlamadım. Sana karşı tabii ki. Bu biraz konuşması falan böyle tek bir noktaya bakıp hiç hareket etmeden konuşuyor böyle. Tabii ki bir şey hissetmem lazım onunla bir şey yaşamam için. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Klasik bir sorumuz zaten bu. Lütfen ülke gündemini de takip ederek cevap verin. Sorunuz geliyor. 1 milyon dolar karşılığında en yakın arkadaşınla 10 sene boyunca iletişime geçmemeni isteseler kabul eder misin? Ben direkt ederim abi. Özür dilerim. Ferit çok hızlı cevap verdi. Yani dediğiniz gibi ülke gündemini takip edecek olursak 1 milyon lira değil dolar olması döviz farkından dolayı bence iyi bir para değil mi Kevser? Ya iyi bir para evet ama sonuçta arkadaşlıklarda çok kolay bulunmuyor. O yüzden ben birazcık düşündüm. Ama 1 milyon dolar iyi mi? İyi bir para. Yani benim arkadaşım da büyük ihtimal evet derdi ya. Benle bağlantısını kes derdi en yakın arkadaşım 1 milyon dolar için. Kendisinin lakabı hatta Akbaba. Buradan selam olsun ona. O yüzden... Şükrü'den mi bahsetti? Ben kesinlikle evet diyorum. Yani ben de evet derdim. Peki en yakın arkadaşın bir şey der miydi bu duruma? Darılır mıydı sana? Bilemiyorum nasıl bir tepki verebileceğini. Yani en yakın arkadaşın ama bilemiyorsun nasıl tepki vereceğini. İnsanları iyi analiz edemiyorum. Sevgilinle her gün iletişimde kalmak senin için gerekli bir şart mıdır? Yani her gün telefonlaşmak, mesajlaşmak vesaire. Ferit hayır diyecek bence. Yani abi random attı, abi. Random attı, random attı, random attı. Tabii ki bir toplantıda olur, bir şey olur. 2-3 gün konuşmayabilirsin ama onun ne yaptığını bilmem gerekiyor. İletişime geçmesek de. Kesinlikle. Yani ben şeyi saçma buluyorum bu arada. Sabah kalktım, günaydın, işte kahvaltı yapıyorum. Şuraya gittim, markete girdim, toplantıya girdim, çıktım şimdi falan. Bunların her birinin raporunu vermek bence biraz saçma. İşi yoğun olabilir karşındakinin. O yüzden biraz da saygı duymak lazım. Yani ben de günaydın, iyi geceler, öyle her gün her gün mesaj bekleyen bir insan değil. Ama hani haber vermesini isterim ne yaptığını o gün. Sen hiç attın mı Ferit günaydın mesajı? Attım. Bir diğer sorumuz geliyor. Hayatının önemli bir kısmını bilgisayar oyunlarıyla geçiren biriyle birlikte olur Hadi musun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne? Yani o insan bence hayattan kopmuştur artık. Hani o onun içinde işlemiştir o bilgisayar oyunu. O yüzden konuşabileceğimiz bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Ben... ben hayır dedim ama ben hayatımın büyük kısmını böyle geçirdim. Hani bu aralar biraz daha azalttım onu. Tabii işimle de alakalı biraz da azalttım. Şu an işim bu aslında ama... Abi Ferit akıl oyunları yapmış. Biraz daha oyunlardan uzaklaştım. Daha çok sosyal hayata yöneldim. Ama yani neden öyle düşünüyorsun ki? Bence... yani ben bilgisayar oyunu oynamadığım için konuşabileceğimiz bir şey olmaz. Sadece bilgisayar oyunu oynayarak hayatını geçiren bir insanla ben oturup ne konuşabilirim ki? Yani ben uçak mühendisi olduğum zaman o zaman konuşabileceğimiz bir şey mi oluyor? Ama sadece uçaklarla. O dediler. Sadece bilgisayar oyunuyla vaktimi tamam, geçiriyorum. Ben de sürekli mesela uçak mühendisiyim. Sürekli uçakla alakalı teknik bilgiler vesaire. İşim bu. Ama gündemi takip etmiyor musun? Kitap okumuyor musun? Zaten film izlemiyor musun? Da gündemi takip ediyor, kitap okuyor, dizi izliyor. Yani oyun oynayan insanlara karşı aslında bu bir ön yargı. Asosyal olarak değerlendiriliyor ama tam tersine. Yani online oyunlar vesaire tamamen insanları sosyalleştiren,
daha da sosyalleştiren bir olay bence. İyi dedin, peki kral. Sence gününün kaçını oyun oynayarak geçirmesi normal? 4-5 saat geçirebilir bence gayet normal. Yani 4-5 saat belki, çünkü gün 24 saat, geri kalan 19 saatte farklı şeyler yapabilir ama günde 12 saat oyun oynayan bir insan. Tabii aynen. Yani öylelerini de tanıyorum. Ferit sen hayır cevabı verdin bu arada, böyle konuştun ama. Evet, ben hayır dedim çünkü ben karşımdaki kişinin de öyle olmasını istemem. Gününün çoğu saatini oyunla geçirmesini istemem. Ciddi bir ilişki yaşayacağım kişinin öyle olmasını istemem. O yüzden şu ana göre ne yapsın amına koyayım? Sen yayın yaparken içeride otursun mu? Karşındaki kişi de oynarsa birlikte oynarsınız. Neden buna hayır dedin ki? Tabii ki oynarım ama işte dediğim gibi 4-5 saati geçmemeli. Anladım abi demek istedim. Anladım abi. Kevser, sevdiğin bir bilgisayar oyunu var mı? Hayır, hiç oynamıyorum. Bildiğin var mı? PUBG'yi biliyorum, bu aralar çok gündemde. Ben onu iyi oynarım mesela. Beraber oynayabiliriz bak. Bir kere izledim sadece arkadaşımı oynarken. Olabilir, öğretirsen. Tabii ki. Aşk acısından zarıl zarıl ağladın mı? Kevser acımadan kaldırdı. Yok ya. Oh. Aşık olduğumu da bu zamana kadar pek zannetmiyorum. Oh. Neden diyeceksin? Çünkü aşkın bence hani birini seversin, onunla beraber bir zamanla birlikte gelişen bir olay olduğunu düşünüyorum aşkın. O zamanı da ben hiçbir zaman bulamadım. O kadar zamanı geçirmedim biriyle. Uzun bir ilişkin olmadı mı hiç? En uzun ilişkim 8 aydı. 8 ay yeterli değil mi sence? 8 ay yeterliydi. Çıkan problemler, sıkıntılar belki de aşktı ama aşk olmaktan çıktı o problemler yüzünden, engel oldu. Anladım. Yani ben de ağlamadım hiç. Üzülmedim de çünkü ben üzülmeyi reddediyorum. Düşünmemeye çalışıyorum hiçbir şekilde. Yani senin için unutmak kolay yani. Yani yöntemini buldum diyelim. Taktiğini buldum diyorsun. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaş çevrenin sana yakıştırmadığı biriyle beraber olur musun? Yani sonuçta ilişkiyi yaşayacak olan benim ve oğlum, bu arkadaşlarım değil. O yüzden her zaman kendi kararlarım, kendi mantığım çerçevesinde o ilişkiyi yaşamak istiyorsam yaşarım. Yani evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sonuçta o insanı ben hayatıma alacağım, ben vakit geçireceğim. Aynen. Şu ana kadar 450 TL kazandınız. 450. Şimdiki soruyu Furkan yazdı. Sorumuz geliyor. Çok para kazanıyor olsan arkadaşlarından ya da çevrenden bunu saklar mısın? Hayır. Ferit de hayır diyecek. Yani ben saklamam. Terazi burcuyum zaten, gösterişi seven bir burç. Saklamak istesem de saklayamam. Harcamayı seviyorum. Yani ben de kova burcuyum ama burçla alakalı bir yorum yapmayacağım şu anda. Bunu gösterişi sevmekle alakası yok da yakın çevremden saklamaya ihtiyaç duymam. Bir diğer sorumuz geliyor. Şu ana kadar 500 TL kazandınız. O ne diyor? Beni bulacak büyük ihtimalle bu parayı duyunca. Çok hoşlandığım birinin yakın arkadaşlarından birinin eski sevgilisi olduğunu öğrendin. İlişkinden vazgeçer misin? Çok zor bir soru. Kız evet diyecek mi, çok merak ediyorum abi. Heyecanlandım cidden. Evet derse bilmiyorum abi. Kevser gülümseyerek düşünmeye devam ediyor. Sen başla istiyorsan. Çok düşündüm. Evet çok düşündüm. Tam olarak bilemedim ama vicdanım herhalde ağır abi basardı. Sonuçta o benim arkadaşım ve onun üzüldüğünü görmek istemem. Böyle bir şey yüzünden, benim yüzümden. Kendimi üzmeyi tercih ederim. Hayırlı yani. Olsun abi. Yakın arkadaşım, dostlarım konusunda gerçekten hassasım. Hani çok değer verdiğim insanlar. O yüzden öyle bir şey olmasına izin vermem. Yani kendimi frenlerim her zaman. Yakın arkadaşım olmasa belki olabilir ama yakın arkadaşımsa ben de öyle bir şey yapmam. Katılıyorum. Yapmadım. Aynen. Üzmek istemem. Daha önce Sırt Sırta programına katılmış yarışmacıları eleştirdin mi? Hayır derse Ferit yalan söylüyordur abi. Sikerim böyle işaret. Evet, Ferit bayağı düşünüyor. Yok, düşünmüyorum. Gülmek için durdum. Kimi eleştirdin demeyeyim isim vermeden. Daha yani önce o ne diyor da böyle bir şey oldu mu abi? Bu kadar ilerleyen oldu mu? Bir tane sadece yanlış şey yaptılar. Yani ben bütün bölümleri izledim. Hepsinde eleştiri yaptım. Çünkü ya hoşuma gidiyor. İlişki konusunda bir de tanımayan insanların yorumlarını dinleyip yorum yapmak hoşuma gidiyor. Çünkü empati de yapıyorsun. Bence empati yapmak, dışarıdan insanları izleyip empati yapmak insanın karakterini geliştiren bir özellik. Yani ben de izlerken verdikleri cevaplar olsun
eleştirdim. Peki bu eleştiriler ağır mıydı? Ferit kızı tavlasın diye Şükrü arkada cevapları söylüyor. Ghostluyorlar abi. Bir nefret duygusu duymadım tabii ki sonucu olarak ekran karşısında gelen. Gerçekten. Evet, ben duydum. Yani nefret kin değil de gerçekten çok itici, rahatsız oldum yani. Ben çok yakınım olmayan insanlara çok fazla sinirlenemiyorum yani. Gülüp geçiyorum. Sen normalde çok gülen birisin. Evet. Şu ana kadar katılmış yarışmacılar arasında keşke bana çıksaydı dediğiniz bir yarışmacı oldu mu? Benim olmadı ama bir tanesini ablam çok beğenmişti. Hatta Instagram'dan falan baktık. Benim olmadı ya. Ferit ve Kevser, son sorunuz geliyor. Final sorunuz. İnternet fenomeni ya da internette ünlü olan biriyle beraber olur musun? Abi sorular Ferit için hazırlanmış resmen. Hep Ferit soruları var abi. Kızı tuzak kurmuşlar resmen ya. Yazık değil mi kız abi? Evet, sen söyle bence. Ya benim için bir sorun teşkil etmez. Yaptığı iş sonuçta o da ondan para kazanıyor. Evet, hatta güzel bile. Bence de beni de şey yapmaz, irite etmez. Sonuçta o da bir insan yani. Bu rahatsız edilecek bir iş değil. İnternet fenomeni veya internetle alakalı ünlü biri. Evet, çok fazla hayran olursa belki rahatsız edebilirim. İlişki yaşamama engel değil. Onu kıskançlık anlamında evet. Şöyle bir şey soracağım. Mesela ünlü YouTuber'lar video çekiyorlar biliyorsunuz. Sonra videolarına sevgililerini de dahil ediyorlar. Kevser, sen böyle bir şey yapar mıydın? Sevgilin ünlü bir YouTuber olsa videosuna çıkar mıydın? Evet, çıkardım. Yani buraya da geldim sonuçta. Benim için bir sorun değil. Twitch TV Kevser, hayırlı olsun abi. Twitch TV Kevser oyunda. Deseydi buraya gelmezdim. Ferit, sen? Yani ben çok göz önünde yaşamak istemezdim ilişkimizi. Çünkü Türkiye'de maalesef bu zor oluyor. Sadece Türkiye değil aslında, dünyada zor oluyor. Ama olabilir ya. O anki durumuma göre değişir yani. Kevser, primcilik yapar mıydın? Mesela sen de bir YouTube kanalı açar mıydın? Yani onu kullanmak gibi bir şey yapmazdım ama bilmiyorum. Özenebilirdim belki, hayatımdaki insan o işi yapıyor sonuç olarak. Ferit ve Kevser, şu ana kadar 650 TL kazandınız. Eğer birbirinize döndüğünüzde birbirinizi onaylarsanız bu parayla ne yaparsınız? 650 lira. Ya bu zamana kadar alınmış galiba en yüksek ödül, değil mi? Evet. 17 Eylül tarihinin en yüksek rakamı. Ne yapalım Kevser? Bilmiyorum. Tatlı yeriz herhalde, bir şeyler içeriz sonrasında. Tatlı ama bir günde harcayamayız çok galiba. Ama İkinci bir buluşma olurdu bence. Hani bayağı iki gün falan evet. Takılırız biz. Sonra... Sonrasına bakarız. Ferit ve Kevser 650 TL ile birbirinize dönebilirsiniz. Sonra diyor ya bir de. Abi dönüyorlar. Merhaba. Merhaba. İyiyim Terli. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Kız niye geri adım atmaya başladı abi? Sesinden analiz ettiğim gibi. Evet. Ben seni biraz daha böyle sarışın falan bekliyordum ama yani tahmin edilebilir, evet. Ben de seni sarışın bekliyordum, öyleymiş. Biraz sarışın sayılır mı? Evet, öyleymiş. Bu arada Kevser'cim kendisi çok mütevazi davrandı, söylemedi. Ferit, bizim sırt sırta videolarımızı izleyip eleştiren, olumlu olumsuz, programımıza çok da katkı vermiş bir Twitch yayıncısı. Evet, sosyal medya fenomenliğim var aslında. Helal lan. Biraz olsun ünlü sayılırım. Ve bu programı da sürekli izleyip yorumluyorum. Hala aynı kanıda mısın? Bu soru hakkında. Film kazma konusunda. Hayır, oyun oynamam. Ben mesela oyun da oynarım. Ünlü olmamın en büyük sebeplerinden biri, oyun oynayarak yani profesyonculuk yaptım. Oyun oynayıp bunun videolarını mı yayınlıyorsun? Ban yediğini evet, de söylesene Ferit. Oyun oynayarak yayın yapıyorum. Yayınlamıyorum videolarını. O an canlı yayın yapıyorum oyun oynayarak. Ama oyun... bu senin artık işin olmuş. Tabii. İşim bu benim şu anda zaten. 10 saatini ayırabilirsin. Nasıl? 10 saatini ayırabilirsin o zaman. Sonuçta bu senin bu işin. Para kazandığın şey. Ve günlük çalışma saati de 10 saat. Evet, evet, haklısın. Ya 10 saat çalışmıyorum ama ortalama 6-7 saat çalışıyorum ama. Ferit ve Kevser 3, 2, 1. Evet dedim çünkü cevapları bende merak uyandırdı. Daha fazla konuşursak anlaşabileceğimizi düşündüm. Yarışma çok heyecanlıydı benim için. Çünkü her başından yorumladığım gibi, eleştirdiğim gibi değilmiş gerçekten buradaki ortam. İlk çıktığımda bayağı heyecanlandım. Özellikle şu bant bayağı heyecanlandırıyor insanı. Ama güzeldi, eğlenceliydi. Sonrasında alıştım. Kevser'e de alıştım cevaplarına vesaire. İlk gördüğümde çok tatlı bir insan gerçekten. Güzeldi yani. Ferit'e tekrar teşekkür ediyoruz. Hem bizi izlediği için hem de programımıza katıldığı için. Kevser, sana da çok
Kevser hayırlı olsun. 650 TL'de hayırlı uğurlu olsun. O ne diyor tarihinin en yüksek rakamı. Tekrar bir alkışlayabiliriz. Çok sağ olun. Helal olsun abi. Kevser Reis hoş geldin Twitch'e. Kevser oyunda kanalı açılacak yakında abi.